İngiltere'de yapılan bir araştırmada 2050 yılında antibiyotik bağışıklığının sebep olacağı ölümlerin kanserden ölen insanları geçeceği söyleniyor. Senede tam 10 milyon insan. Bu görüşe katılıyor musunuz? Evet, katılıyorum. Eğer kullandığımız ilaçlar bağışıklık nedeniyle etkisini yitirirse, bu gibi hastalıklar yüzünden sıradan ameliyatlar ve kanser tedavisi de çok daha zorlaşacak. Bunun için 2050 yılını beklemek doğru değil. Avrupa'nın bu sorunla şu anda yüzleşmesi gerekiyor. Her sene bu sebeple 25 bin insan hayatını kaybediyor ve 1,5 milyar euro para harcıyoruz. Ayrıca uzun tedavi süreleri de üretkenliği düşürdü. Şimdi besi hayvanlarında antibiyotik kullanımını konuşalım. İspanya, Almanya ve İtalya'nın diğer Avrupa ülkelerine oranla daha fazla oranda antibiyotik ilaç kullandığını görüyoruz. Avrupa'da bununla ilgili kapsamlı bir yasa bulunuyor mu? Evet, bu konu bence çok önemli. Çünkü bu ilaçları en çok ve en az kullanan ülkeler arasında 100 farklı yönetmelik bulunuyor. Avrupa aslında 2006 yılında antibiyotik kullanımına kısıtlama getirdi. Bu ilaçların hayvanların büyümesini hızlandırmak amacıyla kullanılması yasaklandı. Ancak bazı ülkeler hijyen şartlarının eksikliğinden dolayı hala yüksek miktarda antibiyotik kullanmaya devam ediyor. Biz bunun çok gerekli olmadığını düşünüyoruz ve Danimarka gibi ülkelerde domuz üretim çiftlikleri antibiyotikleri sadece hayvanlar hastalandığında tedavi etme amaçlı kullanıyor. Danimarka'da domuz besiciliği giderek artıyor ve verim oranı da hala çok iyi durumda. Kısaca hayvanları besleme, kesme ve ilaç verme konusunu sağlığımız açısından yeniden düşünmeliyiz, öyle mi? Evet, hayvanlarda kullanılan antibiyotikler insanların bağışıklık sistemine birçok farklı şekilde etki ediyor. Bu ilaçları verimli bir şekilde kullanırsak daha sonra onları kullanmayı hızlı bir şekilde bırakabiliriz. Ancak hayvanların kötü şartlarda beslenmesi, kötü hijyen şartları ve kesimlerine dikkat edilmemesi sebebiyle işçiler hastalık kapıyor, topraklarda kullanılan gübreler suya karışarak bağışıklık sisteminin güçlenmesi sorununu daha da büyütüyor.